Bu böyle tek başına yenir mi? Neyle yenir bu? Kahveyle. Kahveyle yiyeceğiz, içeceğiz bunu. Evet. Şimdi bunu alıp ben kahve içmeye gitsem, bu kahvenin bütün özelliklerini öğrensem, hatta bak kahveyle bu da çok güzel gider. Kötü böyle de alıyorum Ayşemciğim. Kahve ustasının yanına gidiyorum efendim. Yunus Çakmak bizimle birlikte, kahve ustamız. Yunus Bey hoş geldiniz. Ay, çok teşekkür ederim. Sizinle daha iyi oldum. Şimdi kahveyi nasıl pişireceğiz biz? Osmanlı usulü şöyle saraylara dair kahve pişirme. Tatlılarımızın yanında bir filtre kahve demleyelim. Ondan öncesinde bir... Hemen başlayalım. Önce Türk kahvesi nasıl kavruluyor onu görelim değil mi? Tamam. Bu nedir? Nasıl bir halde bu? Bu çiğ halde. Çiğ halde. Çiğ kahvemiz görüyorsunuz. Çiğ kahvemiz. Bu şekilde. İnsanlarımız kahvelerini almadan önce de her zaman... kahvelerinin kavrulduğu yeri ve öğütüldüğü yeri muhakkak görmelerini tavsiye ediyorum. Şimdi benim elimde kahve makinesi yok. Ben nasıl kavurayım bu kahveyi? Hayır, siz kavurun anlamında değil. Kahveyi aldığınız yerden... Hayır, merak ediyorum. Evde kavrulmasının bir püf noktası var mı? Evde kavrulma, tavada kavurabilirsiniz. Tavada olur mu? Çiğ çekirdek bulabilirsiniz. Tabii tavada kavurabilirsiniz ihtiyacınız kadar. Onun dışında iyi kahve kavuran... Bir elime avucumu alabilir miyim? Her yerde satılır mı bu? Çiğ kahve, iyi çiğ kahve sıkıntılı. Bulunması çok zordur. Yeşil çiğ kahve elimde. Bunu bulursanız eğer evde tavada da bunu kavurmanız mümkünmüş. Ama burada tabii orijinal makinesi var. Orijinal. Aynı yüzden kavuruyor orada. Tabii. Ben yakından bir göreyim. Dükkan tipi olan kavurma makinamız. Evet. Kavurdukça buraya dökülecek bu. Kavurdukça istenilen ısıya geldiği zaman biz onu soğutma bölümüne alıp soğuttuktan sonra şu hale gelecek. Bu hale geldi. Sonra ne yapacağız? Bu hale geldikten sonra biz şimdi bunu filtre kahve olarak yapacağız. Hadi yapalım. Filtre kahve için burada sizin pek bir havalı... Özel bir demleme ekipmanımız bu. Japonların geliştirdiği bir yöntem. Alttan sıcak suyu koyduktan sonra daha erkenden çalıştırdım ben bunu. Kaynayan o su... O makinenin bu arada sesini kapatabilir miyiz? Çok özür dilerim. Araya giriyorum. Sesimizi duymamıza engel olmasın. Şimdi evet, lütfen devam edin. Çok özür kaynayan dilerim. Suyumuz yukarı çıktı. Vakum yöntemiyle. Daha sonra biz burada öğüttükten sonra 410 mililitre su koyduk. Türk kahvesinden filtre kahve yapıyoruz efendim. Özel bir makinesi var. Bunu evde başka türlü yapma şansınız var mı? Türk kahvesinden değil, özel bir çekirdekten yapıyoruz. Kenya kahvesi. Tabii tabii, çok özel bir çekirdek. Türk kahvesi gibi geldi bana kokusu. Türk kahvesini ayrı olarak yapacağız biraz sonra. Evet, ay laboratuvar gibi hakikaten. Şuraya bakar mısınız? Her şeyimizi gramaj ve standart suyumuzun derecesiyle yapıyoruz. Ben bu tozu aldım. Evet. Kenya kahvesini. Evde filtre kahve yapmak istiyorum. Kahve makinam da yok. Nereden bulayım ben bunu? Nasıl yapabilirim? French press de yapabilirsiniz. French press'le evet. Bitki çayları için aldığımız şeyler var, evet, ya. Evet, onlar da French press'le yapabilirsiniz. Tamam. İşte kaç kaşık koyuyoruz? Ne kadar suyu? 30 grama 410 mililitre su koyduk. Her şeyimiz standart. Ölçülerimiz standart. Bir dakika kadar karıştırıyoruz. Karıştırdık. Suyumuz yukarıda. Evet. 82-85 derecelik sıcak suyumuzla beraber. Ay vallahi. Biz bunların eğitimlerini veriyoruz. Okulumuz var. Evet. Coffee shop ve kafe açmak isteyenlere danışmanlık hizmetinde de bunları öğretiyoruz. Ben evde yapsam yeter. Misafirlerime şöyle mahcup olmadan güzel şık sunumlar yapayım. Misafirleriniz için. Evet. Çok harika bir ürünümüz daha var. Onu da hep birlikte yapacağız. Bu burada pişiyor ve sonra servis mi ediliyor? Sonra. Daha sonra. Alttan. Isıtma haznemizi çektikten sonra aman kavalı. Tekrardan karıştırıyoruz. Bu posası üstte kalıyor. Aroması kahvenizi aşağı gidiyor. Aşağı iniyor. Evet. Bu böyle. Evet. Peki şunda ne yapıyorsunuz? Bunda da filtre kahve yapıyoruz. Bunda da yapıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Şöyle. Evet. Size evlerinizde yaz aylarında gelen misafirlerinize ferahlık vermesi için ve muhteşem bir kahve lezzeti tatmanız için isteriz. Bu haznesi vardır, bilirsiniz. Evet. Filtre kahveyi ben demledim. İçerisine blenderdan vanilya çubuğunu çektim. Demledikten sonra o buz kabına koydum. Küp şeklinde oldu kahvelerim. Kahveyi demliyoruz. Buz kalıplarına koyuyoruz. Evet. Çıkartıp sonra onları bardağa alıyoruz. Aynen öyle. Şekilde. Sonra... Sonra koyduktan sonra bu şekilde sütle birlikte. Sütle karıştırıyoruz. Sütlü, soğuk, ferah. Evet. Buzlu kahve, buyurun. Daha öncesinde demlemiş olduğumuz, koklayınız lütfen.
Vanilya kahve çubuğuyla birlikte kahvemizi demledik. Vanilya çubuklu. Muhteşem soğuk bir kahvemiz oldu. Bunlar çok havalı. Ben şey merak ediyorum. Bunlar da güzel de ben Türk kahvemi isterim. Türk İlla kahvesini da, hemen da Türk kahve olsun isterim. Türk Şimdi kahvesinde... Şimdi böyle Osmanlı usulü nasıl yapayım? Böyle saraylara layık bir kahve Bizim bir ürünümüz isterim. Var. Hürrem Sultan ismini verdiğimiz bir ürünümüz. Çifte kavrulmuş lokumumuz. Görmüş olduğunuz kuru meyvelerimiz. İşte kivimiz, ananasımız, Hindistan cevizimiz. Bunları öncesinde biz blenderdan çektik. Macun haline getirdik şu Öğrenmeniz şekilde. Lazım. Hanımlar meyveli Türk kahvesi olur mu? Olur. İşte kurumuş meyveleri alıp blenderdan geçirmişler. Lokum da yanında macun şekli getiriyorsunuz. Geldi macun şekli. Bir görelim o macunu. Bakın şu şekle geldi. Evet. Gördünüz mü? Sonra bunu nasıl acaba kahvenin içinde değerlendiriyorlar? Onu görüyoruz. Cezvemizin içine bırakıyoruz. Bir lokumla beraber. Lokum olduğu gibi attığı içine. Çekirdek olarak aldığımız kahvemizi taze olarak. Bir saniye. Göremedik derlerse üzülürüm. İşte buyurun. İçinde hamur haline gelmiş olan meyve şeyi var. Çifte kavrulmuş lokumumuz var. Nasıl tutsam acaba? Şöyle yapsam. Ben bunu ve içine bir tane lokumumuz var yine girmiş olan. Evet. Bu girdi içine. Sonra taze olarak öğütmüş olduğumuz 5 gram kahvemiz var. Türk kahvesinin içine koydunuz. Tabii ki Türk kahvemiz. Bir çay kaşığı ben öyle aldım. 5 gram bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı da kahve koyduk içine. Bir lokum koyduk. Bir bardak sütümüzü ilave ediyoruz. Meyve ezmesini bulamazsam ben yapamazsam lokum koysam içine sadece olmaz mı? Lokum da olur. Lokumun olur. İlla çifte kavrulmuş değil. Normal lokum da olur. Portakal kabuğunu rendeleyip bırakabilirler. Limon kabuğunu bırakabilirler. Elma kabuğunu bırakabilirler. Fıstık bırakabilirler. Yaşayın. Yani, tamamen tarçını ikiye bölüp tarçın atabilirsiniz. Tamamen tarçının o doğal ve muhteşem karanfil atabilirsiniz. Zencefil atabilirsiniz. Bu tamamen sizin kişisel zevkiniz. Ay duyuyor musunuz? Kahve yaparken cezvenin içine neler koyuyorlar? Evet. Elma kabuğu koydunuz. Portakal kabuğu koydunuz. Tarçın koydunuz. Yani hangisini seviyorsanız eğer. Her gün bir tanesini yaparız. Ne var yani? Doğal Lokum koydular. Olarak. Yani bunlardan birini tercih edebiliyoruz. Bir de süt koydunuz. Süt de koyduk evet. Allah Allah. Öyle mi olacak? Sütte daha mı güzel oluyor? Tabii sütlü çok güzel oluyor. Peki tadı bozulmuyor mu? Yok sütte bozulmuyor. Eğer çilek taze meyve, taze böğürtlen taze çilek konulduğu zaman kesebiliyor. Süt kesebiliyor ama kurutulmuş meyveler onun için tercih ediyoruz zaten. Ah çok güzel. Peki ben şuradan daha küçük bir kaşık almak istiyorum size. Bu tahta kaşık sanki biraz büyük geldi cezvemize. Şunlardan tahta kaşığı kullanmamızdaki neden ise kahvemizin lezzetini etkilememesi. Öyle mi? Ve evlerinde Bak, bayanlar köpüklü kahve, daha köpüklü, daha isteriz. Böyle bol köpüklü istedikleri için seviyoruz. Karbonatlı suda da bekletebilirler tahta kaşıklarını. Daha güzel, daha köpüklü ve kahvenin aromasını hiçbir şekilde kaçmamasını sağlıyor. Karbonatlı suyum var, tahta kaşığı içine koydum sonra İçinde doğradım. Bekletiyorsunuz. Sonra bunu aynı şekilde duruyor, evet. Kahvelerini de her zaman aldıkları yerden çekirdek olarak görsünler ve muhakkak gözlerinin önünde muhakkak kahveleri öğütülsün. Ayşe amcim gelir misin? Abdullah usta lütfen gelir misiniz? Yemeklerini de alıp gelme şansın varsa yemeklerini de getir Ayşem'cim. Abdullah Usta ile beraber her şeyi buraya alalım. Şimdi Ayşem enfes tarifler verdi bize. Kağıt kebabı yaptık. Efendim krepli köfte yaptık. Muhteşem. Bunları yedik. Afiyet şeker olsun. Buyurun. Üzerine Abdullah Usta'nın yaptığı enfes tatlıları değil mi? Bak bak o da getirdi. Aldık koyduk tabağımıza. Yanında ne ister? Kahve. Nefis Türk kahveleri ister. O da farklı usul pişti. Bundan sonra böyle yapalım bir deneyelim. Ben kesinlikle deneyeceğim. Değil mi? Kahve tiryakisi olarak. Abdullah evet, değişik bir lezzet. Aynen, çok değişik. Evet. Ne diyoruz efendim? Afiyet şeker olsun. Ama sunumu da saraylara layık. Bakar mısınız? Bu şekilde. Şöyle bir onu elinizle şöyle bir alır mısınız bir görelim. Öyle. İşte buyurun. Çok güzel. Saray sarması. Saray köftesi. Sarması. Evet, saray kahvesi. Saray pastası. Saray kebabı. Ay ne yapalım oldu. Yaptık da olmadı mı? Oldu. Oldu. Güzel çok oldu. Teşekkür ederim. Tatlı Ayşemciğim. Güler yüzlü Ayşemciğim. Eli çabuk Ayşemciğim. Çok teşekkür güzel oldu tarifler. Sağ ol. Pastanın ustası Abdullah Usta. Pastacılar bile sipariş vermişler. Bunu yap da öğrenelim diye. Daha ne diyelim yani. Çok teşekkürler Abdullah Usta. Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Emeğinize sağlık. Ve size de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Attığımız hakikaten kahveyle mis gibi kokusu buram buram değil mi stüdyoyu sardı. Efendim bugün de bizimle olduğunuz için çok ama çok teşekkür ederiz.
Sofranızdan bereket eksik olmasın ama daha önemlisi ne diyoruz? Sağlık olsun, ağızda tat, yürekte huzur, evde mutluluk olsun. Yoksa bunların hepsinin değeri yok. Size yarına kadar sağlıkla dolu bir gün diliyoruz efendim. Saygılarla ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Hoşçakalın.